Önleri atmaya çalış şu hayvan dışarı. ...2018'den beri bu arıza eylemleri oluyor. Genelde Mart-Nisan ayında oluyor bu iş. Fungisit diye bir zehirli ilaç var. Onlardan kullanıyoruz. Mantar ilaçları. Çünkü Mart ayından Nisan ayında böcek ilacı atılmıyor. Fungisit, mantar ilacı yani. Zehirlenme başka bir açıklaması yok bunun. 2018'den beri bu iş devam ediyor. İlçe tarımdan arkadaşlar geldi, numune aldılar. Tutanak tuttular. İnşallah hayırlı bir sonuçlar çıkar. 58-59 kovan arımız var. 15 tane ana kutumuz var. Yani arının %80'i zayiat oldu. Yani kovanın komple sönmesi yok. Kovanın içindeki arıların mevcudu düşüyor. Hı-hı. Çalışan arıların asker adedi düşüyor. Yani bu sene bu arılardan bal alabilir miyiz bilmiyoruz. Allah sonuna eylesin. Tarımda sezon açılışı yapıldı. Özellikle kirazdır. Tüm meyvelerde ilaçlamalar yapılmakta şu an şu sıralar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Daha önce bununla ilgili biliyorsunuz arıcılıkla ilgili arıcıları da toplayıp bu konularla ilgili sık sık toplantılar yapmışlığımız var. Bununla ilgili gerek sosyal medyada gerek sizler basın aracılığıyla toplantılar yaptık bununla ilgili biliyorsunuz. Şimdi biz buradan bir kez daha öncelikle arıcılardan önce üretim yapan çiftçilerimizin daha dikkatli olması gerekmektedir. Malumunuz ziraat mühendisleri, bu işi yapan arkadaşlarımız da zaten onlara vakıf. Özellikle ilaçlamaların saat 4'ten sonra yapılması halinde daha verimli olduğunu uzmanlar tarafından da söyleniyor. Çiftçilerimiz de bunu zaten biliyor. Öyle o şekilde saat 4'ten sonra 5 civarlarında bu ilaçlamalar yapılırsa tabii ki arılarınız da o saatlerde hemen kovanlarına geri dönmüş oluyor, dönme yolunda oluyor. Bundan etkilenmeyecekler. Arılar bildiğiniz gibi doğanın dengesi. Yani bilim insanları ne diyorlar? Hiç arı kalmadığı zaman dünyanın sonu geldi demektir diyorlar. Çünkü bütün aşılamayı, döllemeyi, bir sürü şeyler, arılar vasıtasıyla yani dünyanın her yerinde o şekilde oluyor. Bu anlamda öncelikle ilaçlama yapan çiftçilerimizin dikkatli olması, aynı zamanda arıcılarımızın da bu konuda biraz daha sabahleyin işte kovanları, arıları hani kovanları açarken onlar da biraz daha çevreye şöyle bir göz kulak verip dikkatli olmasında yarar var diye düşünüyorum. Zaten her sene oluyor, toplu ölümler oluyor, arı ölümleri oluyor. Bunları biz anında sizlerin aracılığıyla haber yaptık ve işte ondan sonra da toplantılar yaptık. Maalesef bir türlü bunu engelleyemiyoruz ama çiftçimiz de şuradan bilsin ki kendi ayağına kurşun sıkıyor. Yani bunu da söylemiş olayım yani.